Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Golvar.com'da benim çeşitli köşe yazılarım var. En son Mesut Özil ile ilgili yazdığım yazıyı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Topluluk kısmında da paylaştım arkadaşlar. Golvar.com'a girerseniz zaten görürsünüz sitenin en karizmatik adamı yazarsın. <laughs> Bu kadar da şey yapmayalım, şımarmayalım. Neyse, size mükemmel duyumlarla geldim arkadaşlar. Elim boş gelmedim. Çok dolu duyumlarla geldim. Ee, sosyal medyadaki bazı duyumların doğrusunu ve yanlışlarını paylaşacağım not sizden bir konuda ricam olacak lütfen bu videoya en az 666 tane yani 3 tane 6 tane beğeni atın İnşallah Rabbim beğeni atanların hürmetine Fenerbahçe'mize pazar günü galibiyeti nasip eder eğer 666 beğeni gelirse inşallah Fenerbahçe'miz pazar günü galip gelir ee, gelmese de canınız sağ olsun yani beğeni gelmese de canınız sağ olsun ama inşallah mübarek Ramazan ayında ettiğim şu dua kabul olur ve sizler de destek verirsiniz. Çünkü bu videoda size Galatasaray maçıyla ilgili muhteşem bir duyum vereceğim. Muhteşem bir duyum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yükselen değeri İsmail Kartal mı diyeyim? Yani Fenerbahçe'nin yükselen değeri tüm takım mı diyeyim? Şimdi Fenerbahçe biliyorsunuz geçen gün ee, Kayseri Kayserispor'u yendi. Daha doğrusu Kayseri Spor maçını kazandı. Bence sadece maçı kazanmadı. Bence Fenerbahçe o maçta İrfan Can Kahveci'yi de kazandı. Bakın 45 dakikasını baz alın. Sadece 45 dakikasını baz alın. İlk 45 dakikasını. Bir asist, 5 kilit pas. İkinci yarı bir de golle süsledi. İkinci yarı bir de golle süsledi. Şimdi mesela gündemde olan bir olay var. Nedir gündemde olan olay? İşte İsmail Kartal gidecek mi? Löv gelecek mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir de tabii bir şey var. E, Mesut Özil olayı var. Unutmadan arkadaşlar not ediyorum. Şimdi Mesut Özil giderse gitsin. Benim tanıdığım, az buçuk gördüğüm Löv İrfan Can'dan Mesut verimi alır. Ve Mesut'u kullandığı gibi kullanabilir gibi geliyor bana. Bu benim şahsi fikrim. Aynı şekilde Osayi Samuel. Kayseri Spor maçındaki istatistiklerini görmüşsünüzdür. En çok ikili mücadeleye giren ve en çok ikili mücadele kazanan isim. En çok pas arası yapan isim. En çok çalım atan futbolcu. Bakın arkadaşlar sağ bek sağ bek. Bu adam sağ bek. Sal bek. Saydek. Pokemon geldi aklıma. Salak Saydek. Goldak olunca işi yarıyordu. Oldlar <laughs> bilir nevler bilmez diyor şu. Şimdi en çok çalım atan futbolcu. Biz hatırlıyor musunuz? Ben burada yalvarıyordum. Diyordum ki bu adamı hani aslanı otla beslemeyeceksin aslanı etle besleyeceksin ineği otla besleyeceksin ineğe de et vermeyeceksin diye. O sayı biz aldığımızda şampiyonluğun en başarılı en çok başarılı çalım atan futbolcusuydu. Biz adama çalım atma dedik ya. Erol Bulut kulakları çınlasın çalım atma dedi. Bak. Ve en çok topla buluşan ismi Kayseri Spor maçının. Görüyorsunuz arkadaşlar yani futbolcuya özellikleri derecesinde bir şey verirsen olayı bu. İsmail Kartal Süper Lig'de yeni sezon eee hocası önceki öncesi sezonun göre ha şey yeni sezon hocasının öncesi sezonun geri kalanı için geldi teknik direktörlük olduğunu yani sezona başlanılan teknik direktör gönderilip o kadro o e, departmanla devam eden kadroda o yerde şimdi İsmail Kartal'ın hiç transferi de yok bilginiz olsun. Hocam Ozan Tufan geldi İsmail Kartal istedi. Kim diyor İsmail Kartal istedi diye? Arkadaşlar size şu ismi getireceğim diyorsun. Sen de mecbur getir diyorsun. O Watford olayı başka. O olay başka. O olayın derinine girmeyin. Bir ara açıklarım. Transfer sezonundayız nasıl olsa bir ara denk gelir. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Watford kümede düşse bile Ozan Tufan gidebilir diyeyim ben size. Şöyle inceden de bir çıtlatmış olayım. Neyse ben devam edeyim. 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Ve 22 gol atıp 10 gol gören bir Fenerbahçe. Ancak eski günlerine dönüş sinyali veren, hoşa giden futbol oynayan bir Fenerbahçe. Bakın en çok Fenerbahçe'de kim eleştirildi bu sene? Zayt. Crespo değil mi? İkinci ciltten topçu aldır mı diye. Rossi. Ha Berişa'ya da var da. Şimdi Zayt, Crespo, Rossi. Son haftalardaki verilen katkılarla tweet sildiriyorlar mı? Tweet sildiriyorlar mı? Mesela bizim kanalımızın bir çöpçüsü var. <laughs> Çöplerimizi falan temizler. Her şeye çöp der. Adın ne bakalım? Çöp. Kaç yaşındasın? Çöp. Ya Peugeot 3008 arabalar var. Ya bırak vasat seviciliğinden vazgeçin. Vasat o araba. Messi, Suarez, Neymar üçlüsü. E, nasıldı Barcelona'da? Çöp. Mbappe, Real Madrid? Çöp. Yani o bile artık Rossi'yle ilgili olumlu, olumlu yorum yapmaya başladı. Düşünün artık gerisini. Tabi bu İsmail Kartal becerisi. İsmail Kartal becerisi. Şimdi Galatasaray maçına ilgili müjdeleri verelim. Galatasaray maçına ilgili. Galatasaray'da bir kriz var. Çok ciddi bir kriz var. Kerem Aktürkoğlu krizi. Şimdi hepiniz bilirsiniz ki bir futbolcu Fenerbahçeli ise ama başka takımda oynuyorsa ve Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsa mutlaka Fenerbahçe'ye golü vardır. Ki Kerem'in de ilk maçta golü vardı hatırlarsınız. Şimdi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmış. Bakın zorlanma ve kanama. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Önümüzde milli maç yok. Türkiye'yi alakadar eden bir durum yok. O yüzden futbolcunun da futbol kariyeri bitecek değil bu sakatlıkta. Ben sevindim o yüzden bu sakatlığa. Şimdi eğer milli takım şey olsa ben sevindim mesela ama vatan haini ilan ediyorlar arkadaşlar. Yorumlarda siz Görmüyorsunuz biz ne yorumlar siliyoruz. Aklınız hayaliniz durur yani. Hain, vatan haini diyor yazıyor yoruma. Bak ararım 155'i kürtaş yapıyorlar burada derim. Lan arkadaş sevinmeyin mi yani rakibin bence en etkili futbolcusu Fenerbahçe'ye karşı yok diye. Ya. Hain yapıyorlar. Ya. Cık. Neyse Galatasaray milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun kasık adresinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdum. Sarı-kırmızı kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Akdürkoğlu'nun çekilen MR'ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adüktör kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı. Arkadaşlar bakın internete yazabilirsiniz. Kasık adalesi. Çok ee, çok kötü bir yerden. Şimdi Süper Lig'de aa, maç oynanıyor şu anda. Ona şaşırmam dur. Şimdi Süper Lig'de Galatasaray'ın ben size söyleyeyim ne kadar sakat kalacağını. Fenerbahçe maçında yok. 10 Nisan. Sonra Galatasaray'ın yeni Malatya maçı var. 18 Nisan pazartesi günü. Gerçi onu zaten kazandılar. Onda da yok. Fenerbahçe maçını kaybedecekler inşallah. Ee, Malatya maçında da yok. 18. 24'ünde Altay maçı var. Onda da yok. Zaten nispeten kolay maç. Sivas maçı var. 1 Mayıs'ta. Onda da yok. 8 Mayıs'ta eee kimle lan? Başakşehir'le. %80 ihtimal onda da yok. Sonraki hafta 15 Mayıs'ta e, kimle maçları var? 15 Mayıs'ta belki o hafta iyileşebilir. 15 Mayıs'ta Adana Demir'leymiş. Belki o hafta iyileşebilir. Yani yaklaşık bir ay boyunca sahada yok. Ama dediğim gibi herhangi bir milli maç yok. Ben Fenerbahçe açısından sevindim. Not Osayi bu kadar iyiyken yani Kerem Aktürkoğlu Osayi eşleşmesini muhtemelen çokça izleyecektik. Fakat Galatasaray'ın bir kanadının kırık olması beni sevindirdi. Ciguli de yok sanırım. Mustafa Muhammed de yok sanırım Galatasaray'dan. Hani e, tam bilmiyorum açıkçası. Kim var kim yok ama bunları yok diye hafızama işlemişim. Yine de transfer markta giderim. Orası yazar. E, Fatih Öztürk'ün oynama izni yokmuş kaleci. Omar El Abdullahi sakatlığı bilinmiyor. Geri dönüş yok demiş. İnşallah bizim maçta oynamaz. Ee, başka Kerem Aktürkoğlu yok. Ciguli gözüküyor. Geri dönüş bilinmiyor diye. Mustafa Muhammed uyluk problemi diyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Galatasaray maçında biz kesinlikle Gomis'ten gol yiyeceğiz. Çünkü e, tahminim o şekilde. İnşallah da kazanırız o maçı. Kazanmamız lazım. Normalde Süper Lig'in dinamikleri vardır. O dinamiklere göre bu derbi Galatasaray'ın kazanması lazım. Normalde. Ama Kerem'in olmama faktörü Galatasaray'ı etkiler. Çok etkiler. Çünkü açık ara, bakın benim bir tezim vardır. Açık ara derbide kim favori gösterilirse o yenilir. Hatta çok çok açık ara gösterilirse o fark bile yiyebilir. <laughs> Şimdi İsmail Kartal çok büyük bir laf etti. Ben ikinci adam olmam, üçüncü adam olmam falan filan. Şeyde eee Abdülkerim Durmaz da o da daha güzel bir laf etmiş. Demiş ki ya 2-3 tane galibiyet kazandım. Bir şey mi kalktı demiş. Şey mi? Bir şey mi oldu demiş. Yani gururunu kabardı demiş. Yani gururunu kalktı demiş. Ben Fenerbahçe için 82. adam da olurum demiş. Çok güzel laf doğru. Ama İsmail Kartal o hatasını düzeltecektir diye düşünüyorum. Ee, neyse onu konuşuruz. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kazanması gereken maç. 1-0 olsun bizim olsun maçı. İnşallah da kazanırız. Hani şunun sürdürülmesi lazım. Ben dün 7'de 7 yaparsak İsmail Kartal'la devam edilmeli dedim. Bir kardeşimiz yazmış Fenerbahçe'nin bir sezonda iki derbi kazandığını bile hatırlamıyorum artık demiş. O kadar kötü durumdayız demiş. Bir sezonda iki derbi kazanıyorsak <laughs> Galatasaray'ı deplasmanda yendik. Evde Galatasaray'ı inersek, deplasmanda taşı inersek 3. 3 derbi kazanmış olacaksın. 4'te 3. Hocam Trabzon maçları, Trabzon maçı derbi değil. Aynı şehrin takımının maçlarına derbi deniliyor büyüklük olarak adedecek olursak hani Fenerbahçe iki maçı da kazanacak top oynadı ama sonucu etkileyen faktörler ortada. Gelelim duyumlara. Sizin çok mutlu olacağınız bir duyum vereyim mi? Kafayı yiyeceğiniz, sabaha kadar uyumayacağınız bir duyum vereceğim. Sabaha kadar uyuyamayacaksınız. Hatem ben Arfa. Lil Teknik Direktörü Jokelin Gourvenesci ile tartışan Atem Ben Arfa'nın sözleşmesi feshedilmesi için planlamalar başlamış. Yani Lil Hatem Ben Arfa'nın sözleşmesini feshediyormuş. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Göz her transfer döneminde bir Juan Jesus bir Ben Arfa arıyordu değil mi? Yok, doğru konuşun. Hiç kıvırmadan. Arıyordu değil mi? İşte aradığınızı size getirdim. Hatem Ben Arfa diyor. Ya çok büyük duyumcusun Mustafa hocam. Helal olsun sana. Helal olsun dayı oğlu helal olsun. Yani Hatem Benarfa ve duyumunu vermekten gurur duyuyorum. Bu arada benim Galatasaray'la ilgili bir duyumum var. O unutulmasın. Es geçilmesin. Galatasaray başkanlığının ben Burak Elmas olarak devam edeceğini söyledim. Ha ben çok büyük bir iddia ortaya attım. Tabii ki argümanlarım var elimde ama Dursun Özbek de Ünal Aysel gibi Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını açıklamış. <laughs> Abdurrahim Malbayrak falan da herhalde olamıyormuş. Başka şeyleri varmış. Valla benim şu Burak Elmas olayı olacak gibi. Yaşasınlar ellemeyin. Biz Ali Koç'ta 4 senedir neler yaşıyoruz. Onlar da Burak Elmas da bir 14 <laughs> sene yaşasınlar. <laughs> ee, bir şey kaotik bir döneme girsinler. Şimdi gelelim duyumlara. Fenerbahçe taraftarı ağlayacak. Kafasını taşlara vuracak kendisini yerden yere atacak. Biliyorum. Ama bu duyumu da vermek zorundayım arkadaşlar. Sonuçta biz de buradan ekmek kazanıyoruz. Yani biz de buradan ekmek kazanıyoruz. Ekmek bulamazsak pasta yiyoruz. Ama bu duyumu vermek zorundayım. Üzülerek söylüyorum. Fenerbahçe taraftarları lütfen metin olun. Suudi Arabistan Kulübü Al Nasr. Fenerbahçe'nin dünya cönlü yıldızı Mesut Özil'i transfer etmek için Müthiş bir teklif hazırlığındaymış. Yani bu üzüntülü haberi verdim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Üstüne bir bardak su içmemiz lazım ama... Bakın elim ayağım titriyor. Elim ayağım titriyor. Yani Taliska ve Abu Bakar'ın... ...formasını giydiği Al-Nasr... ...Mesut Özil'i transfer etmek için... ...çok cazip bir teklif. Bon servis teklifi hazırlığında. <laughs> yani devam edemeyeceğim kapatmak. <laughs> Söz konusu haberde hani Almasır'ın önceki yılda Mesut Özil'i kadrosuna katmak istediği ama Fenerbahçe'nin göndermediğini yazıyor. Bu sezon Fenerbahçe'nin gönderebileceğini yazmış. Ali Koç istifa. Ali Koç istifası yaşatır. Sakın böyle bir hataya bulaşmayın. Hele hele 5-10 milyon euro bon servisle asla satmayın. Mesut Özil, Prime Mesut Özil. Neydi? Goat Mesut Özil. Şimdi o konuşunu söylersek olmuyor. Küfür ettik sanıyorlar. Keçi Mesut Özil'i satmayın lütfen. Geleceğimizi çöpe atmayın. 10-15 milyon euro ne ki? 10-15 milyon euro kazanılır. Bir Mesut daha gelmez. Ligin en iyi pasörü. Fenerbahçe'nin en golcüsü. Lütfen satmayın. Sezai Usta'nın bir lafı var kardeş payında bildiniz mi? Sat gitsin sat sat diye. İçim onu söylüyor aslında. Gelelim farklı duyumlara Eren Elmalı. Arkadaşlar bu saat e, buradan itibaren konuşacağım duyumlar bana ait duyumlar değildi. Sosyal medyada gördüğüm duyumlardır. Anlam karmaşası olmasın hocam. Sen hem duyum veriyorsun hem yalanlıyorsun falan demeyin. Bana ait olmayan duyumlardır bunlar. Ben sadece size doğruluğunu belirtiyorum. Eren Elmalı Eren Elmalı Kasımpaşa'da bir krize sebep olmuş ve kadro dışı kalmış. Duyumu veren bu şekilde veriyor. Allah'ınız kitabınız yok mu bırakın beni gideyim demiş. Transferimde kolaylık sağlayın demiş. Ben gitmek istiyorum demiş. Neyse göndermeseniz de seneye bedava giderim demiş. Seneye boşa mı çıkıyor ki? Bir bakayım. Sözleşme bitiş tarihine bakmam lazım. 30 Haziran 2025. <gülüyor> <gülüyor> ya duyumu veren arkadaş. Tamam güzel sallamışsın. Allah kabul etsin. Ramazan ayındayız. Yani mübarek aya hürmetiniz var mıdır yok mudur bilmiyorum. Transfer Market yönetimi de güzel sallamış. Eren Elmalı'yı Galatasaray'a falan yazmışlar. %69 vermişler. Hepinizi tebrik ederim. Enişten dileklerimle hepinizi tebrik ederim. Güzel sallamışsınız. Eyvallah. Çok güzel sallamışsınız. Teşekkür ederim. Ama futbolcu 2025'te sözleşmesi biterken seneye nasıl bedava ayrılacak? Mantığını bana biriniz anlatırsanız ben de en azından kendimi geliştirmiş olurum. 6 milyon euro bonservis istedikleri doğru Galatasaray'dan 6 milyon euro istediler. Trabzonspor'dan da 6 milyon euro istediler. Hatta dediler ki taksitle 12 taksitle ödeyin dediler Trabzonspor'a. Şaka yapmıyorum lan 12 taksitle ödeyin dediler 500 bin euro 500 bin euro şeklinde. Bunu da 2 yıla ya da 3 yıla bölebiliriz dediler. Kasımpaşa. Trabzon kabul etmedi Galatasaray kabul etmedi. Niye kabul etmediler? Çünkü futbolcu Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye gitmek konusunda da 3 milyon euro istediler Fenerbahçe'den bonservis olarak. Bakın bu duyumun doğrusunu veriyorum ha. Öyle kadro dışı bırakın Allah'ınız varsa bırakın ben Fenere gideceğim falan asla böyle bir şey yok. Galatasaray'dan Trabzonspor'dan 6 milyon euro istediklerini duydum. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Fenerbahçe'den 3 istediklerini duydum. O da ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi iyi bir Fenerbahçe taraftarı bilginiz olsun. Bizi istiyor. Hani Alırız almayız Allah bilir. Ben kefil olmam. Alırız almayız diye. Fakat ben bir öneride bulunayım. Nova karşılık Çağatay'ı da iki sene ücretsiz kiralamaya. Bakın Çağatay kuru kalıbı iki sene ücretsiz kiralama. Nova bonservisiyle verip Eren Elmalı'yı direkt alsak. Konan'ı da ücretsiz alsak. Ferdi'yi de öne kaydırsak. Bak Rossi Ferdi, Konan, Eren Elmalı. Bence Fenerbahçe'nin sol kanadı yeter. Ben böyle bir öneride bulunuyorum. Kabul eder misiniz? Ben ederim. Ben ederim. iki kere ederim. Hocam Rossi 6 milyon euro bon servis diyordun. O ne olacak? He? O ne olacak? Canım bir sene daha ücretsiz kiralarız. Yine 6 milyon euro opsiyon koyarız. Ha o zaman olur. İkincisi Yalnız e, burada su içmem lazım da arkadaşlar az önce düşündüm e, bazı arkadaşlarımız bunu gündüz izleyecekler oruçta oruçlu. yanlış bir görüntü olur diye düşünüyorum. Ben videoyu durdurup su içip geri geliyorum. Siz burada vermiş olduğum işareti çakmış olursunuz. O yüzden sesli söylüyorum. Yoksa hocam bize ne su içtiniz? git Zık, zıkkımın dibine iç diyebilirsiniz. Serdar Dursun'a göndereceği söylenilmiş. Kaç kişiyle? Kaç kişiyle söylenilmiş? Serdar Dursun'a gideceği söylenilmiş. Serdar Dursun gittiği anda Umut Bozok oyuncumuzmuş. Kesilmiş bu duyum. Hayırlı olsun. Yani Umut Bozuğu kaça alıyoruz? Hocam şey hayır duaları yeter. Kiminin parası kiminin duası demiş Kasımpaşa yönetimi. Hmm. tebrik ederim Kasımpaşa yönetimini. Bu onurlu davranıştan dolayı tebriklerimi teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın Gondolf'u da alıp Cuma namazına gidebilirler. Hocam yarın salı. Ya siz bu palavraya inanıyorsanız yarının Cuma olduğuna da inanırsınız. Serdar Dursun. Serdar Dursun Türk milli takımının forveti. Yetersiz bulabilirsiniz düşük seviyede bulabilirsiniz. Ama Serdar Dursun takım oyuncusu. Hani Umut Bozoğlu alıp Umut Bozoğlu göstereceği performans da Serdar Dursun performansı olur. Ütopik hayallerinizden bir vazgeçseniz, şu hayal dünyanızdan bir uyansanız, bir ger gerçeğe dönüş yapsanız keşke. Lan be. şey Mauriz Keagart. kart, Simon Kear Maruiz Kart. Kırmızı kart. Bu e, hatırladınız. Değil mi? Genç arkadaşımız Salzburg'da şu an kiralık. 1.92 boyunda 18 yaşındaki 10 numara. Forma giymem ben 10 numara. Ee, Salzburg'un futbolcusu. Yani direkt onların futbolcusu. Zamanında 2 milyon 700 bin euro almışlar. Bu sezon 24 maça çıkmış. 1174 dakika 5 gol 5 asist. Basit bir ifadeyle şunu sorayım. Şimdi bu arkadaşlarla ilgili önce duyumu vereyim. Sonra basit bir soru soracağım teklifini hazırlamışız. Teklif gitmiş olabilir bugün diyor. 2 yıl kiralık istemişiz. Ve önümüzdeki sezondan itibaren satın alma opsiyonuyla kiralık şekilde 8 milyon euroda opsiyon koydurmak istemişiz. 2024'te ödenecek şekilde. Böyle bir transfer teklinde bulmuşuz. Basit bir sorum olacak. Mergin Berisha nereden geldi? Hocam nerede geldi bilmiyorum Allah'ım nereden geldi ya. Nereden getirdik şunu ya? Hocam Allah veli seni de kırmak istemiyorum ama topçu değil dediğinizi duyar gibiyim. Mergin Beriş'e girdim internette. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. RB Salzburg. 10 milyon euro piyasa değerinde. 5 milyon euro bon servisten almışız. Şimdi 7,5'a düşmüş. Bir şey söyleyeceğim. Berişan'ın performansı hiç kötü değil ha. Hiç kötü değil Berişan'ın performansı. Harbi söylüyorum bak. Berişan'ın performansı hiç kötü değil. Hatta Berişan'ın performansı iyi bile. Hocam git yap tamam. He hocam he senin dediğin futbolcu iyi hocam. Sen iyi futbolcu aynen doğru söylüyorsun. 1509 dakika oynamış. Böl 90'a. 16.76 maç. 17 maç diyelim. iki tane direkten dönen friki var. Yani 17 maç oynamış. 8 gol 3 asisti var. Bence son derece iyi bir istatistik. 8 gol 3 asist. 17 maçta. Yani 17 maçta 8 gol 3 asisti var. Bence son derece iyi bir istatistik. Ve şu anda Ali Ko şey İsmail Kartal iyi hazırlıyor. <laughs> Yaşı 23. Yaşı henüz 23. 1.88 boyunda. Yani şimdi size sorum şu. Siz Berişay'ı beğendiniz mi ki Kea isteyeceksiniz, beğeneceksiniz? Hiç sanmıyorum. Hiç ama hiç sanmıyorum. Ben bu Kea Gart'ın olacağını zannetmiyorum. Zaten olacağını düşünseydim duyumu size vermezdim. Son duyumumuz Haris Seferovic. Seferovic Telloğullarovic Listenin başındaymış Başka forvet yokmuş Allah rızası için Seferovic'in gidin bir istatistiklerine bakın 493 dakika oynamış Bu sezon 13 maçta 5 gol 3 asisti var Hocam 493 dakika süper 5 gol 3 asist Müthiş Süper. Enfes. Bu kadar az dakikayla bu kadar gol attıysa. Peki ben başka bir şey sorayım. Bu adam niye bu kadar az oynadı diye hiç sormuyor musunuz kendi kendinize? Yani sakatlık problemi, kroniklik falan olabilir diye hiç düşünmüyor musunuz? Hocam o güzel gol atmış. Vallahi ben Sefer ilgili bilmiyorum arkadaşlar. Ha bu sene 74 gündür sakat. Bilginiz olsun. 20 Ocak 2022'den beri sakat. Almadığımız iyi olmuş. Biz devre arasında alıyorduk hatırlıyor musunuz? Bu sene 22 gün bir sakat. 47 gün bir sakat. Şimdi 74 gün bir sakat. Toplamda 30 maç kaçırmış. 30 maç. Hala Sefer Oğuz Türküsü söylüyorsunuz. 30 maç kaçırmış. Yani arkadaşlar bakın şunu diyebilirsiniz. Hocam geçen sene sadece koronavirüsten rahatsız olmuş. Ya bu sene öyle bir şey yok ki. Ya Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Niye Fenerbahçe taraftarı olarak şeyisiniz? E, İlyas Salman'ın şu Şener Şener'in sürekli kazık yediği neydi o Banker Bilo filmi vardı ya. Niye o moddasınız? Niye sürekli kazık yeme modundasınız? Niye sürekli bir e, kerizlenme peşindesiniz? Niye bu moddasınız arkadaşlar? Bir uyanın. Ya bize yar olmaz. Bu futbolcu bize yar olmaz. Bize gelmez. Bize ne lazım biliyor musunuz? Bize leplebici lazım. Bize hani e, tabiri caizse rakibi kemirecek adam lazım. Kemirecek. Bize rakibi kemirecek adam lazım. Ya bize rakibi kemirecek adam lazım. Bak. Rakibi kemirecek adam kim? Çok var aslında. Ben bir tanesini söyleyeyim. Fenerbahçe Divok Origi'ye talip. Son duyum dedim ama bir tane daha ekleyeyim araya. Bir haber daha ekleyeyim. Fenerbahçe Divok Origi'ye talip. Bakın habere bakın. Habere bak. Habere bak. Ne yazık ki habere bak. Fenerbahçe Liverpool'la sözleşmesini uzatmayan Belçikalı Santrafor Divok Origi'nin menajeriyle masaya oturdu. Bakın haber diyor. Masa diyor. Oturdu diyor. Masaya oturmuşuz. Sandalyeye de oturmamışız. Yani koltuğa da oturmamışız. Masaya oturmuşuz direkt. Tabii. Bilirsiniz masaya oturuyorsan o iş bitmiştir. Sandalyeye otursaydım bitmeyebilirdi. Hocam saçmalama ya. Tamam pardon. Ramazan ayında mazur görün. Origi Başkan Koç'a İngiltere seyahati sırasında tavsiye edilmişti. Hmm devam. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe yönetimi Liverpool'da olan sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona erdirecek olan yıldız golcü Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ali Koç'un İngiltere seyahat sırasında gündeme gelen ve tavsiye eden Origi için menajerlere temas kurulduğu ve birkaç görüşme yapıldığı ifade ediliyor. Şimdi tema şey tavsiye nasıl edildi ben onu merak ediyorum. Başkanım Liverpool'da bir çocuk var Origi diye Allah inandırsın. Gavur oğlan ne top oynuyor ya. Gerçekten mi? Financial fair play kurallarımıza uyar mı? Watford kümede kalırsa o zaman tufandan gelecek parayı değerlendirebilir. Böyle mi öneride bulunuyor? Lan oğlum origi ben bile Fenerbahçe maçları hariç maç izlemeyen ben bile Origi'yi tanıyorum, biliyorum. Geçen kelleci İken izledim. Gid abi bugün bedava verseler almam mesela Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'nin arada topçu İken Aço falan değil. Origi'm Origi değil. Kaldı ki benim origine ilgili bir duyumum var. Yani niye Origi değil? Onun duyumu farklı. Ben size yaklaşık bir, bir buçuk hafta önce bir canlı yayın yaptım. Ve hatta ayrıca da bir video çektim. Dedim ki Divo Origi'yi Fenerbahçe'ye yazacaklar. Yazdıkları gün aklınıza ben geleyim. Tamam mı? Ve bana dua etmeyi unutmayın. Hocam Allah ne muradın varsa versin deyin. Dedim. Bana dua edin dedim. Ve Divo Origi yazdıkları anda şunu söyleyin. Külliyen yalan. Şimdiden peşin peşin söylüyorum. Hatta büyük ihtimalle de Milan'a gidecek dedim. <laughs> Ama haber. Bakın Menajerle görüşme yapılmış 3 yıllık sözleşme imza parası verilmesi gündeme gelmiş. Tabi. 14 maçta Liverpool forması giymiş. Kariyer boyunca 32 kez çıkan milli takım forması giymiş. Sağ açıkta, sol açıkta, tuvalette her yerde forma giyebiliyormuş. Tuvaleti ben uydurdum o gerçek değil de. Hocam o kadar da anladın salak değiliz <laughs> ki. Yani dediğim gibi oriki külleyen yalan. Bu palavralara inanmayın. Kasada biz içinde güzel haberler bunlar arkadaşlar. İnşallah maçı kazanırız. Bir kardeşimizin sözü var. 6-0 biterse 500 TL hediye edeceğim diye. Ya Fenerbahçe maçı kazanırsa o gün bağış kutumuz açık. Bağışların %50 ile %70 arasını YouTube bana ödüyor. Ödeyeceğini söylüyor. Geçen de aynısı oldu. Adam 40 dolar gönderdi ve yazıyor 530 küsür falan yazıyor. O dönemde o kadardı. Bir geldi 250 lira. 215 lira. Pardon özür dilerim. 215 TL. Yansıya yazıyor 215'i yansıdı. Bilginiz olsun ama Fenerbahçe yeter ki kazansın. Ee, biz de sürprizler yaparız. Belli mi oldu. Belki o, o maçın canlı yayınına yorum atanlara hediye veririz. Yeter ki kazanalım. Yani yeter ki kazanalım. Ama gönüller bir olsun. Ramazan ayındayız. Allah oruçlarınıza selamet versin. Allah gönüllerinize selamet versin. Arınma ayı, temizlik ayı. Ramazan ayı. Ramazan ayında herkesin doğru yolu bulması ümidiyle. Bu arada ben böyle dini tabirler falan kullanırken bazı arkadaşlarım rahatsız oluyorlarmış. Olmayın arkadaşlar. Ben size sadece destekte bulunmaya çalışıyorum. Hani şöyle düşünün. Ben her canlı yayında atıyorum Beşiktaş'a küfür etsem. Misal veriyorum. Siz beni uyarmaz mısınız? Hocam ya yakışmıyor sana. Hani onlar da dost cami ya. Tamam sevmeyebilirsin ama ağzını topla. Hocam sana yakışmıyor. Bak takipçi kaybedersin. Şöyle yaparsın. Ya da elinizde bir şey olsan. Mustafa hocam şunu yaptığın anda abone sayın 500 bin olacak. Demez misiniz? Bana bu iyiliği yapmaz mısınız? Ne yaparsınız. Niye? Seviyorsunuz. Ben de sizleri seviyorum arkadaşlar. Yani sizin imanınızı selamette göreyim yeter ya. Yani karşımızda büyük bir yangın var fark etmiyor musunuz? Alevleri göklere yükselmiş ya. İçinde milletin imanı yanıyor ya. Tutuşmuş milletin imanı yanıyor. O yangını söndürmek için elimden geleni bir şey yapıyorum. Tükürüğümle söndürmeye çalışıyorum. Toprak atmaya çalışıyorum. Yani ayağım takılmış etmiş birine sürtmüşüm. Düşerken birine çarpmışım. Benim için bir önemi yok. Bunlara takılmayın. Mühim olan bu. Bakın gençler uyuşturucu batağında intiharlar intiharlar üstüne. Bugün bir tane haber gördüm. Televizyonu kapattım. Ben haber izlemiyorum bu yüzden. Ay, açtım işte bilmem, 64 yaşında 72 yaşında annesinin üstüne benzin dökmüş. Yakmaya çalışmış. Bunlar nasıl haberler? Bunlar bize yakışmıyor. Ramazan ayındayız. Ha çıplaklık şu bu artık alıştık alıştık arkadaşlar ben bile bir şey açıyorum şurada haber açıyorum ya dini sohbet açıyorum kenarda reklam çıkıyor bilmem yarı çıplak kadınlar şunlar bunlar çıkıyor biz alıştık artık şurada haber üretmeye çalışıyorum işte bakıyorum bugün sosyal medyada ne konuşuldu haberlerinde konuş inanılmaz şeyler çıkıyor bunlara alıştık artık Allah affetsin biz bunları kanıksadık artık şu TikTok gençliği mençliği kanıksadık Bizim bu zamanda kurtarmamız gereken sadece bir kişi var kendimiz. Kendimiz dışında kimseyi kurtaramayız. Ben sadece öneride bulunuyorum. Hakkınızı helal edin. Ben sadece tavsiyede bulunuyorum arkadaşlar. Ya yani kimseyi kırmadan, incitmeden. Ha ben de mükemmel, günahsız, e, hani sevap pointleri sınırsız birisi değilim. Ama sadece kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Kendimi düzeltirken kendime, nefsime söylediğim sözleri bazen de dışımdan söylemeye çalışıyorum. Kimseyi kırmıyorumdur inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Bayağı da uzun olmuş video.